Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum. Katıl butonumuzla ilgili. Arkadaşlar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkürler. Ancak bir o kadar da mağdur olan arkadaşımız var. Bunları tespit ettik. Neden? Çünkü ödeme geçemiyorlar kredi kartlarından. Katıl butonumuza katılmak istiyorlar, girmek istiyorlar, özel alanımıza dahil olmak istiyorlar. Fakat bazı teknik aksaklıklardan dolayı içeri giremeyen arkadaşlarımız olduğu gibi aynı şekilde durumu olmayıp ödeme gönderemeyen ve samimiyetini bize ifade edebilmiş olan arkadaşlarımız da mevcut. Dolayısıyla biz bu konuda bunları da değerlendirince tekrar masaya koyup değerlendirince arkadaşlar şöyle bir karar verdik. Kesinlikle ilk verdiğimiz kararın arkasındayız. Biz astrolojiyi insanlara öğretmek istiyoruz. Bu bizim misyonumuz. Ancak sosyal medyada fenomen olmak için biz astroloji öğrenmedik. Böyle bir hedef ve planımız yok. Dolayısıyla biz gerçekten bu işi öğrenmek isteyenlere talibiz. Bu anlamda da şöyle bir algoritma geliştirdik arkadaşlar. Şimdi madem biz böyle yayınlar yapıyoruz, bunun bir evrene katkısı olsun amacıyla arkadaşlar. Zaten biz bu yayınları yapıyoruz biliyorsunuz. Daha önce de birçok canlı yayınımızda gerçekleştirmiştik. Kanalımız zaten canlı yayın kaynıyor. Şimdi bunlardan kesitler, astro şovlar, birçok programlar kaynıyor. Üretici bir içerikli kanalız, bunu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Gizli bir kanal kurduk. Daha doğrusu aslında kanalımız bu kanal, yine bu kanalda ama siz bizim canlı yayın yaptığımız linki umuma açık görülmeyecek. Canlı yayınlarımız arkadaşlar ayda birkaç sefer, hafta sonları genellikle cumartesi pazar gerçekleştirilir ve minimum 2 maksimum 4 saat sürebilir. Burada burç değerlendirmelerinden tutun yükselen burçlara göre birçok konuya teknik açıdan dolunayından deprem analizlerine birçok bilgi paylaşabileceğimiz kripto paralardan yani edindiğimiz tüm tecrübeyi sizlere öğretici bir şekilde aktarabileceğimiz bir kanal arkadaşlar. Bir canlı yayın planlıyoruz. Canlı yayın silsilesi planlıyoruz. Dolayısıyla ancak buraya arkadaşlar belli bir samimiyet göstergesi gösterebilmiş ve bizimle iletişim kurabilmiş kişileri davet edebiliyoruz. Çünkü troll takipçi istemiyoruz. Buradan yani bu işe gerçekten gönül vermiş insanlar istiyoruz. Bunlar da gösterge olarak bize arkadaşlar bu belirttiğim IBAN numarasına, Funda Önerge adına gönülden ne koparsa bir ödeme göndermelerini rica ediyoruz. Eğer parası yoksa da mühim değil. Samimiyetini bize dile getirsin. Biz onu farklı bir gruba alacağız. Bakın ödeme dekontlarınızı şu numaraya ilettiğiniz zaman arkadaşlar bu arkadaşımız Gönül Yeşil. Bakın Funda Önerge adına göndereceksiniz ücreti. Dekontunuzu da Gönül Yeşil'e göndereceksiniz. Gönül Yeşil kim arkadaşlar? Gönül Yeşil 28 kedili kız olarak tanımladığımız hani size anlatıyorduk Telegram grubumuzda. 28 tane arkadaşlar. Görüntüsünü de şuraya bir yere veririm. 28 tane kediyi evinde beslemeye çalışan arkadaşımız bu Gönül Yeşil. Daha yani parası olsa daha fazla besleyecek. Bütün muhitin kedilerini evine almış bir arkadaşımız. Biz bununla tanışınca tabii çok şaşırdık yani. Böyle insanlar var mı diye. Dolayısıyla kendisi aynı zamanda bizim de burslu öğrencilerimizdendir. Burada aynı zamanda admin olarak da bize hizmet etmekte. Adminliğimizi de yapmakta. Kendisi Mars balık 6. evinde. Ne yapsın? İşte evcil hayvanlarla ilgili çok ciddi bir kadersel istek ve arzusu var. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Kedileri ve köpekleri, sokak hayvanlarını çok seviyor. Ve bunları sokakta değil, evinde beslemeye çalışıyor arkadaşlar. Enteresan bir arkadaşımız. Bu arkadaşın tabii ki her ay rutin bir masrafı var. Sürekli veterinerde mamaydı, kumdu. Dolayısıyla biz bu masrafları bu canlı yayınlarımızda karşılamak istiyoruz. Yani evrene bir katkımız olsun. Ki zaten biz bu canlı yayınları yapıyoruz. Siz de bize çoğunuz küfür ediyor. Arkadaşlar bari en azından yediğimiz küfür de attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değsin. Bir arkadaşımızın işi görülsün. Bu anlamda samimiyetini bize ücret vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Samimiyetinizi göstermek bu numaraya iletişime geçmek zorundasınız. O linke ilişebilmek için. Çünkü o link sadece benim öğrencilerime paylaşılabilir. Öğrencilerim ücret ödemek zorunda değiller. Ama öğrencilerim de eğer katkıda bulunmak istiyorlarsa, gönül arkadaşımıza katkıda bulunurlarsa, tabii ki evrene bir katkıda bulunmuş olur. Bir şekilde gönül arkadaşımızın samimiyeti ortada 28 tane kediyi ki biz ona bu yüzden 28 kedili kız diyoruz. 28 tane kediyi almış evinde beslemeye çalışan bir arkadaşımız ki bir o kadar da daha hala sokak hayvanlarını yetişmeye çalışan bir arkadaşı. Ben böyle bir insan görmedim daha önce. Dolayısıyla yardımcı olmak istiyorum.
Canlı yayınlarımda tamamen bu arkadaşımıza adadık. Sizler de katkıda bulunursanız böylelikle bir denge alma verme dengesi kurmuş oluruz. Tımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değer ve yaptığımız işte evrensel olarak daha olumlu bir şekilde bize geri dönüş sağlar. Katılmak zorunda değilsiniz. Yayınlarımız çok uzun. Canlı yayınlarımız eskiler bilir. 2-3 saat sürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla zamanı olan gelsin. Bize gönülden destek veren kişiler gelsin ve bize gönülden destek veren ve gönül arkadaşımıza dekont gönderenler gelsin. Gönderemeyenler de gelsin ama dediğim gibi arkadaşlar o samimiyeti kurabilecek olan insan arıyoruz arkadaşlar. Öğrencilerin buna zaten otomatik katılacaklar arkadaşlar. Hiç problem etmesinler. Ben gizli kanaldan yayın yapacağım. Dolayısıyla o anda link sadece elinde olan kişiler bu yayına katılabilecekler. Linkler de benim Telegram gruplarımda, sınıf gruplarımda zaten paylaşacağım. Yine aynı şekilde gönüllü arkadaşımıza dekont gönderen veya gönüllü arkadaşımızla irtibata geçerek bu yayınlara katılmak isteyen arkadaşlarımız da o grubun içerisinde link paylaşılacak. Sadece bunlar gelebilecekler. YouTube kanalımızdan ne paylaşacağız? YouTube kanalımızdan o gece işlenmiş olan yayını editör arkadaşımız belli bölümlerini keserek bir kısmını yayınlayacak arkadaşlar. Ancak hepsini yayınlayamayacağız. Bilginiz olsun. Çünkü anlattığımız konuları zaten halk karşılayamıyor. Yani halkın kaldırabileceği konular değil. Biz buraya arkadaşlar şunu belirteyim. Yani ben bu astrolojiyi bir kere burç yorum yapmak için öğrenmedim. Sosyal medyada fenomen olmak için de öğrenmedim. Yani benim böyle bir planım yok. Bu önümüzdeki süreçte hayat planımda benim böyle bir hayat planım yok. Dolayısıyla arkadaşlar benim daha büyük projelerim var. Sizlere bu projemi gerçekleştirirken de katkıda bulunmak isterim. Katıl butonumuza katılan arkadaşlarımızın ödemeleri kendilerine iade edildi. Katıl butonu kapatıldı. Bilgileri olsun. Onlar da buraya gelebilirler arkadaşlar. Herhangi bir fiyat politikamız yok. Gönülden ne koparsa gönül yeşile şeklinde arkadaşlar bunu değerlendirebilirsiniz. Şayet bu kadar zamanınız var ve hafta sonları astroloji ile ilgili bir şeyler, uzun böyle seminerler, webinarlar izlemek istiyorsanız buna dahil olun. İçeride herhangi bir şekilde saygısızlık veya buna benzer bir şey yapan arkadaşımıza da kendisinin telefon numarası bizde olduğu için dolayısıyla arkadaşlar yasal işlem yaparız. Bunu da belirteyim. Yani saygı ve sevgi çerçevesini aşmayı düşünen birisi, bize gıcık olan birisi gelmesin. Yani aramızda karma oluşturmayalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Elimden bu kadar geliyor. Kusura bakmayın. Benim bu hayatta fenomen olma gibi bir durumum, fenomen olma gibi bir istek ve arzum veya burç yorumu yapan birisi, yani YouTube'a gir burç yorumu kaynıyor zaten. Her yere yaz burç yorum yani. Dolayısıyla gidin onları izleyin. Dolayısıyla ben kendi özel kanalımda link olarak paylaştım. Hani o programlarımız için burç yorumu yapacak mıyım? Ben yaparım ama benim tarzım belli. Dolayısıyla ben kişilere özel yorum yaparım. Öyle ben yani şu olacak, yükselen koçları aşk bekliyor falan gibi böyle saçma sapan yorumlar yapmıyorum arkadaşlar. Herkesin elimdeki teknik donelere göre herkesin bir natal haritası var. Dolayısıyla herkesin natal haritası da kendine özeldir. Yükselen koçlara özel bir şey yoktur yani. Her yükselen koçun haritası farklıdır. Dolayısıyla bu konunun genel olarak umumi ortamda konuşulması da mümkün olduğunu düşünmüyorum. %20, %15-20 tutarlı olabilir. Yani ben %15-20 olasılık için yani emek veremem. Daha yüksek olasılıklara emek vermek istiyorum. Aynı zamanda bize sürekli küfür eden, altın fiyatları düşüyor diye sürekli küfür eden arkadaşlarımıza da bir çift lafım var. Gene söylüyorum, yine diyorum, hep diyeceğim. Altın alın, gümüş alın arkadaşım. Kripto paraya da bu kadar çok fazla güvenmeyin. Kripto para günlüktür. Günlük yani hani günlük yükseliyor. Gir alttan çık yukarıdan yani olay bu. Ancak altın ve gümüşün önemini yakında anlayacaksınız. Onu da belirteyim arkadaşlar. Bu noktada altın düşüyorsa gelip bana yani sanki altın yükseldiğinde bana para veriyorsun da altın düştüğünde bana küfür ediyorsun. Yani arkadaşım evet ben altın yükselecek yani altın alın dedim. Bunu bir sürü ekonomist dedi bir arkadaşım. Ya senin dengesizliğini anlayamıyorum ben yani. Sen yatırım yapmayı bilmiyor musun? Sen şu anda dünyada kriz olduğunu görmüyor musun? Sen bunu anlayamayacak kadar nasıl bir akla sahipsin? Sen dünyada şu an her şeyin yolunda mı gittiğini zannediyorsun? Mart'ın sonunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Nisan ayı çok iyi. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Görüşmek üzere.